Herkese merhaba yeniden arkadaşlar. Görüyorsunuz önümüzde farklı bir ev var. Şimdi ben sizi bu evi gezdireceğim ve bu evdeki aile bakalım tahmin edin bir bakalım neymiş. Tabii ki bizim aile burada yaşıyor en lüks evde. Bu benim. Bu kardeşim Ecenur. Babam. Kendisi görme engelli olduğu için burada bir özelliğimiz de olmadığı için öyle bir seçeneğimiz olmadığı için onu kısık gözlü yapabildim. En yapabileceğim kısık gözlü hali buydu çünkü. Hatta şöyle gösterelim yani eğer açılırsa evet. Tam olarak böyle. Onun dışında bu da annem. Neyse biz fazla uzatmadan ev türümüze başlayalım. Allah 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 Allah. Evet, burası kapımız, yani giriş tarafı olarak söyleyelim. Böyle giriyoruz. Böyle oldukça geniş bir ev yapmak istedim. FPS için özür dilerim, FPS deliriyor. Böyle bir bahçemiz var, giriş alanımız var. Onun dışında şu eski gazetelerin ne işi var orada açıkçası ben de bilmiyorum. Neyse şöyle bir çıkalım neler varmış. Oy. Pardon, orada havlusu ver, onu da göstereceğim. Pişk. Evet, ilk başta girişte böyle bir şey karşılıyor bizi. Bir giriş yeri karşılıyor. Abo, pardon. Evet, şöyle sanırsam evet oldu. Böyle bir giriş yeri karşılıyor bizi. Onun dışında şöyle gidecek olursak böyle merdivenlerimiz bu şekilde. Böyle. Çift taraflı merdiven yaptım yoksa geçemiyorlar ki ben bu tasarımı da oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında şöyle evimizi tam bir şey yapalım da salona geçelim. Hatta şöyle artistik geçelim de bari insanlar görsün değil mi? Evet, girişimize gelip hop ki. Evet, salonumuza biz buradan geçiyoruz. Salon girişi böyle oldu yani çok bir şeyle uğraşmadım. Onun için evet salon burası. Şurada kocaman dev ekranlı bir yer var. Koltuklar bu şekilde. Onun dışında böyle bir şey yaptım. Burada lambalar var. Şurada küçük bir saat aksesuarı koydum. Lambaları bu şekilde yapmak istedim yani canım öyle çekti. Bilmiyorum güzel olmuş mu? Eğer beğendiyseniz söyleyin. Hatta şöyle getireyim. Tepeden bakın. Kocaman devasa bir ekran var. Şurada bitki koydum. Böyle şu köşeyi çok sevdim açıkçası. Balık tutmuştuk, onu koydum. İsterseniz kaldırırım yani çok beğenmediyseniz onu. Böyle giriş tarafında yine bir bitki var. Ev genel olarak kırmızı, beyaz, siyah, gri öyle şeylerden oluştu. Onun dışında burası böyle partilerin olabileceği müzik seti koydum. İstersek biz burayı düzenleyip bar falan koyabiliriz. Şöyle bir resimli köşe yaptım. Onun dışında şöyle evimizin penceresi de bu şekilde. Burası yemek kısmı oluyor. Gördüğünüz üzere böyle de bitkiler koydum. Evet. Açıkçası ben böyle gezerken sanki korku filmindeymiş gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar, en bomba olayımızı gösterelim. Evet, bu bir Sims tarihinde ilk olabilir mi bilmiyorum ama ben böyle bir şey düşünmek istedim. Hatta şöyle gösterelim. Evin altından havuz geçiyor. Evet, buradan insanlar yüzerken "Oh, merhaba ben buradan yüzüyorum" diye geçebiliyorlar. Çok fantastik bir şey oldu. Onun dışında... Tabii ki ailenin üyelerinden Pete'yi unutmadık. Onun tipini baktırmak istiyorum size nasıl ölmüş diye gösterelim. Kendisi İran kedisi olduğu için en fazla bu kadar benzetebildik. Evet, mutfak kısmına geliyoruz. Mutfak kısmı tamamen açık. Bu şekilde. Şöyle gezdirelim. Böyle tezgahlar, üstler, altlar böyle. Onun dışında işte böyle. Bir yer. Yanık yemeklerimizi görüyorsunuz. Ne yemeği yakmışız? Bir waffle yakmışız. Bir de waffle yapmışız. Nasıl işte anlamadım. Onun dışında biz gezelim şöyle. Evet,
Burası ne bölümü acaba? Kocaman bir banyomuz var. Onu gösterelim size. Burası yine oldukça siyah beyaz ve yine kırmızı tonların kullandığı bir banyo oldu. Böyle güzel bir banyo. Hatta sabunluğu bile var artık, düşünün. Böyle de duşakabin var. Havlusunu da koydum. Burası da çamaşır kısmı zaten gördünüz. Buradan çıkalım hemen. Çık hemen. Çık 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 çık. Şimdi gezelim asıl bomba olaylardan yine. Onları geçelim. Burada avizeleri koydum. Yine evin altından havuz geçiyor bir şekilde. İsterse insanlar oraya geçebilir. Etrafına bakabilirler. Merhaba insancıklar diye mesela. Düşünsenize. Böyle geliyor sizin birileri. Yani misafir geliyor. Çocuklar alttan, evin altından yüzüyor. Hello. Bitches. Biz burada yaşıyoruz diye. Gayet de hoş. Onun dışında böyle akvaryumdan koymak istedim. Böyle güzel gözüksün diye. Pencereleri şöyle yaptım. Pencereler balucuk pencereler. Bunlar da siyah beyaz. Yine burası kocaman bir koridor. Böyle gezelim. Oha! Balon balığı mı deniyordu buna? Unuttum. Neyse, çok tatlı bir balık. Şöyle küçük bir bitkiler koydum böyle böyle. Onun dışında burası çıkmaz şey gibi gözükebilir ama çıkıyor kesinlikle. İşte buradan çıkıyoruz. Böyle indirdik. Onun dışında burası Peteğin dışarıdaki oyun alanı diyebiliriz. Böyle yatağı var. İstediği gibi tırmanıp oynayabilir burada, mama kabı falan. Burada da barbekü partisi olacak şekilde böyle bir şey yaptım. Hatta tepeden gösterelim şunu. Daha hoş olsun diye. İşte böyle bir yer. Onun dışında şöyle gösterelim. İşte annem. Annem burada kendince eğleniyordu. Şuna bakın. Ay, annemi yok etmek istemedim açıkçası. Annem bayağı böyle. İşte böyle. Onun dışında böyle havuzun oraya böyle güzel bir köşe hazırlamak istedim. Hatta geriye çekelim, şöyle kocaman havuz. Evet. Şöyle buraya gezelim biraz. Hatta tepten alıp şöyle yapalım. Allah Allah. Çok garip. Page up dedik ya. Page up dedik. Neyse. Tamam. ağaçlar falan engellemeseydi güzel olacaktı. İşte böyle bir bahçemiz de var. Şöyle gezelim. Burası yoga bahçesi mi diyelim artık. Yani Çin bahçesi falan. Böyle bayağı uğraştım. Umarım beğenirsiniz. Keşke Sims 3'te de böyle evleri paylaşma gibi bir seçeneğimiz olsaydı. Gerçi paylaşılıyor ama ben bilmiyorum. Eğer nasıl oluyorsa onu bana belirtirseniz harika, müthiş, güzel olabilir. Yine evin girişine geldik. Onun dışında arabalarımız böyle. Böyle teknemiz falan var. Arabalarımızın biri Ford Fiesta. Diğeri de Ford Focus. Buradan reklam yapmış olmak istersek böyle. Reklam da yapıyoruz Ford'cim. Hadi yine iyisin. Onun dışında evet, evimizin gezilmeyen bir kısmı kalmış. O da burası. Oraya götüreyim sizi. Hobidik göm göm. İşte böyle. Burası da insanların çalışabileceği hobi merkezi olarak tasarladığım, hatta büyücülük bile var. Ecanur burada resim çiziyor. Ben burada kimyasal deneylerle uğraşıyorum. Ve buradaki giysin ne? Neyse. Burada piyanomuz var. Yine bir ikinci büyü çalışma alanı. Burası da atölye dediğimiz bir kısım. Hadi çıkalım buradan. Onun dışında biz böyle bir geçelim. Page up. Belki şöyle bir özelliğimiz olabilir diye düşünüyorum. Bakalım var mı? Size çok artistik bir şekilde çıkacağım. Haha. Nasıl fikir? Bence güzel. Dım dırım dım dım dırım dım bam bam ba 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 ba
Şöyle döndürerek çıkacağım bakın. Bakalım nasıl olacak. Hadi deneyelim. Durunuz. Hatta oy. Hop göm. Evet oldu. Çok güzel oldu. Burası küçük bir koridor. Buraya koridor olarak tasarlamak istemedim. Açıkçası dahası burası niye bu kadar karanlık? Ben de anlamış değilim. Sevgili arkadaşlar. İşte burası balkon. The balcony thing. Bir şey yok. Süs amaçlı. Burada babamı görüyorsunuz. Babam mı yolu? Burası Ecenur'un odası. Ecenur kendisi böyle tasarlamak istedi. Onu söyleyeyim şimdiden. Böyle kedi resimli, garip bebekli. Nerede bebek? Aha da burada. Çok korkunç değil mi? Hey. Böyle yeşil tercihinde bulundu Ecenur. Ki şu an tercihle değişebilir. Çünkü bayağı eskiden yaptığım bir evdi. Evet odasından çıkalım. Merhaba baba. Göbeğin içinden geçtik ama. Olsun. Burası benim odam. Ben yine siyah beyaz konseptinden ayrılmayaraktan böyle bir oda geliştirdim kendime. Love lambam bile var. Ne kadar hoş. Hadi gezelim azıcık daha. Şimdi kimin odasına giriyoruz? Aa, burası koridor. Şimdi buradan banyoya giriliyor. Banyonun iki girişi var. Evet böyle. Banyo böyle uzun bırakmak istedim açıkçası. Buradan isteyen kişi girip elini yıkar, tuvaletini yapar, gider böyle mutlu mesut yaşar yani. Daha da bir şey demiyorum. Onun dışında böyle çıkalım. Allah'ım nereye geldik? Aha. Burası annemle babamın odası. Bu şekilde. Lambası bu şekilde. Böyle de bir köşe var. Burası bu. Burayı bomboş bıraktım belki bir şey eklerim diye. Burası da onların banyosu. Böyle oldukça küçük, sade bir banyo. Burada da sanki bir yerler vardı diye hatırlıyorum. Evet var. Burası çalışma salonu gibi bir şey. Burada insanlar istediği gibi koşar, gezer. Burada da iki tane bilgisayarımız var. Onun dışında bu iki şey ne? Yine bir orgumuz var burada. Bu sefer elektronik org olarak. Burası küçük bir teras. Hatta buradan buzdolabı zıfsığı var. Buradan bir şeyler pişirebiliyorlar diye düşünmekteyim hatta. Ki güzel olur. Yok bunlar şarap şeymiş. Şarap tek. Öyle. Evimizin üçüncü katı yok. Onu söyleyeyim. Ev dışarıdan tamamıyla bu şekilde gözükmekte. İşte böyle. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. O zamana dek yani gelecek tanıtım bölümlerine kadar örvü arkadaşlar. İyi oyuncuklar.